Selamun aleyküm herkese. Bugün güzel bir hafta sonu, güzel bir çekim yapacağız. Araç inceleme, böyle röportaj videosu yapacağız. Ama şöyle yapmadan önce abimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün cumartesi, abimiz 2'ye kadar galiba çalışıyordu. Evet. İşten çıkıp direkt çekime geldi. Abi her şey için çok güzel, teşekkür ediyorum. Sizi yordum abi. Hiç önemli değil. Daha önceden de çağırdın. Dediğim gibi hani imkanım olsaydı zaten çok daha önceden gelirdim. Ama pek fırsatım olmadı. Sen yanlış anlama yani, öyle söyleyeyim abi. Sana. Bugün aracı olarak Honda Civic'i tanıtacağız sizlere. Tanıtmadan önce böyle güzel aracı yapan abimizi bir tanıyalım. İsmim Burhan, soy ismim Göksel. Çatalca'da oturuyorum. Yaşım 25. Vallahi bu arabalarla bayağıdır uğraşıyorum, ilgileniyorum. Seviyorum yani, öyle söyleyeyim. Bu araba sevdası, modifiye sevdası nereden geldi? Önce o konuyu bir girelim abi. Şöyle söyleyeyim, Need for Speed'den geldi. Underground'dan. O zamanlar babam sağ olsun çok uğraştırdım ona, bir bilgisayar aldırmıştım kendime. Daha yeni yeni bilgisayarlar çıkıyordu. Pek insanda da yoktu. O zamanlardan kalma bir Need for Speed, bir de direksiyon falan filan, hani böyle şeyler olur ya, joystickler. Aynen. O tarz şeylerden aldırdım. Oradan öğrendim, oradan sevdim. Gerçekleştirdim ve inan bana araba kullanmayı bilgisayardan öğrendim. Direksiyondan, joystickten öğrendim, öyle söyleyeyim. Evet. Bir de mesleğinizi öğrenebilir miyim? Çünkü çok soran oluyor da. Mesleğim yedek parçacı, muhasebedeyim. Muhasebesini tutuyorum yedek parçanın. Bu işin içindeyim zaten yıllardır. 8 yıldır bu işin içindeyim. Arabanız hakkında biraz sizden bilgi alsak, model tarz şeylerden alın. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2007 model. Premium paket. Honda Civic. Yani hayatın bence en iyi arabası ya. Doğru. Öyle söyleyeyim sana. Bir insanın sahip olabileceği, hani Rabbim herkese fazla fazla nasip etsin. Bu arabalar başka. Honda özellikle benim için çok ayrı. Öyle söyleyeyim. O zaman neden Honda abi? Onu da öğrenelim. Yani neden Honda? Çocukluk sevdası. Küçükken hep bizim abilerimizde Honda vardı. Onlarla hep gezerlerdi. Özellikle egzoz kullanıyorlardı. Egzozda, bağırta, ne bileyim el freni falan filan derken biz de onlara özendik. Bindik, bir kere bindim. İlk arabam Honda oldu. Kendime ait olarak. Direkt 18 doldurdum. İlk aldığım 99 Civic'ti. Yani onlarla bayağı yavaş yavaş, hani ne derler, bozarak öğrenirsin. Boz yap, boz yap. Yavaş yavaş yükselttik kendimizi. Çok şükür Rabbime. Yani 8-9. Honda'm oluyor bu. Ha, bunun yeri ayrı benim için ya. Başka arabaya bindiğimde keyif alamıyorum, öyle söyleyeyim sana. Abi üstündeki boya mı, kaplama mı? Onu üstündeki boya. Neden mor o zaman? Tavan hariç. Valla mor, dediğim gibi bu şekilde, boyanmış şekilde ben aldım. Şimdi yanlış olmasın, arabayı hani komple olarak ben yapmadım. Bundan önceki araçlarımda yaptım. Bunu bir arkadaşımdan, hatta ismini de vereyim, Bayram Karasu diye bir arkadaşımdan aldım. Kulaklar içindesin. O da bu arabayı istemeyerek verdi ve inanır mısın, o da düğün telaşına verdi. Düğünü vardı. O yüzden bir araç vererek, üstüne bir miktar ücret vererek işte bu arabayı
arabayı aldım. Daha çok motora yöneliyorum. Motorla uğraşıyorum. Yani zaten dışa daha yapabileceğim pek bir şey yok arabanın. Hani kendini gösteriyor. Renk aynen. olarak özellikle. Aynen. Çok güzel bir boyası var. Yani İstanbul'da bilmiyorum 2 tane falan var herhalde bundan. Bir bu var, bir de bir plaka daha var da şimdi aklıma gelmiyor. Aynı renk. Tavan hariç dediğim gibi bel altı boyalı. Hani rengi güzel. 6 renk karışımı var üzerinde. 6 tane rengi karıştırıyorsun da o şekilde bunu alıyorsun. Simli boya. Hoş bir renk yani, herkesin hoşuna gidiyor. Bu aracı ne zaman aldınız? Aracı alalı yani en fazla 8 ay olmuştur. Zaten yine Honda vererek Honda aldım. Çok şans eseri oldu rengi. Eşim, nişanlım çok beğendi. Sırf yani ona inat aldım. Hani o istedi diye bu kadar çabaladım, aldım. Bence çok iyi yaptım. Her yerde gerçekten bir ilginiz var. Hani bu tarz renk olarak özellikle. Renk çok dikkat çekiyor. Aynen. Direkt göze batıyorsun. Bu sefer herkese bir ayrıcalığın oluyor. İşte eşim birazcık tabii ters bakıyor böyle şeylere görünce. Kısmet ya. Bakalım. Aracın üstünde en sevdiğiniz parça nedir abi? Aracın üstündeki en sevdiğim parça spoiler'ı. Neden spoiler? Şu dikize baktığında o yüksekliği görüyorsun ya. O ne bileyim böyle bir ayrı bir haz veriyor mesela. Hava katıyor. Hava katıyor. İnip de mesela böyle park ettin. Abi geçiyorsun, bir şey mi içeceksin? Koyuyorsun spoiler'ın üstüne. Ya bir farkındalık yaratıyor yani. Muhakkak tabii ki. Aynen öyle. Aracın üstünde ilk yaptığınız işlem nedir abi? Aracı dediğim gibi bu şekilde aldım. İlk olarak yalan olmasın 3 gün en fazla 3 gün sonra. Fren sistemi bu arabalarda biraz zayıf. Bu kasalarda özellikle. Bunu zaten kullananlar bilir. Direkt önlerin disklerini değiştirdim. Brembo disk taktım. Arkaya Brembo. Önler zaten delikli diskler. Havasız hava kanallı disklerini taktım. Bir faydası oldu mu? Sanki oldu gibi. Frenlerde ya şimdi bu arabalar, bu modeller hani kullanan kişi bildiği için söylüyorum. Gidiyor ama durmuyor. Frene bastığında durmuyor. Direkt titretmeye başlıyor pedalı, direksiyonu. Bu sefer frene önem vermek lazım. Tabii kesinlikle en önemlisi gidiyorsan durmayı bileceksin. Aynen. Budur yani. Aracın üstüne en çok para harcadığınız işlem nedir abi siz aldığınız zaman? Motor derim. O da keyfi olarak motor. Daha çok motor ve özellikle dış temizlik, iç temizlik. Şimdi dış temizliğe bu aralar pek önem veremiyorum. İç temizliği gerekiyor arabada. Ya her hafta şöyle söyleyeyim, bir detaylı yaptırırım. Normalde pazar günleri yaptırırım. Bugün sana denk gelmedi detaylı ama. Sıkıntı yok yani. Motorla çok oynarım. Canım sıkılır. Kaputu açarım yani. Devamlı bir şeyleri değiştirmeye çalışırım. Ne bileyim performans serisiyle onunla bununla. Yani üstüne bir şeyler katmaya çalışırım. Tabii üstüne ya dışına zaten katabilecek pek bir şeyimiz yani benim gözümde. Muhakkak, şimdi herkesin kendi zevkidir. Benim gözümde pek bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bu şekilde tatlı bir modifiyesi var. Daha çok bunu serte çevirebiliriz. Nasıl ne bileyim öne siyah ekta koyuyorlar ya altına. Arkaya difüzör tarzı Voltex'ler koyuyorlar yanlara. Ne bileyim spoiler'i mesela pistonlu spoiler'ler var. Dodik modik tarzı şeyler. O tarz şeyler yaparsın. Tamam ona da bir şey demiyorum ama öyle oldu mu da ne bileyim benim hoşuma gitti. Yani. Kişiden kişi değişebilir muhakkak. Bir şey. Şimdi de eğri hakkında abimizden biraz bilgi alalım. Ön arka bağımsız. Araba dört bağımsız değil. Dört bağımsız olmasını ben de isterdim. Yalnız arkadaş o şekilde yapmış. İki bağımsız yapmış. Eğri'nin şu yönü var. Araba gerçekten sertleşiyor. Yani kullanan insanlar arkadaşlar bilir. Bir sertlik oluyor arabada. Ne bileyim çukurdan geçerken oradan buradan. Şimdi eğri koyduğunda da araba ona göre jant. Ona göre lastik alman lazım. Bunları da düşünmen lazım. İçeride basınç gösterge saatleri bana kalırsa bence olması gerekiyor. Giderken araba hava kaçırma olayı bakımı 6 ayda 7 ayda bir bunun bakımını yaptırmak lazım. Bakım olarak körük değişiyor diye biliyorum. Körüklere bakılıyor. Değişmesi gerekiyorsa değişiyor. Özellikle eğri yaptırılan yerlerde bunu söylerler. Körüklere su tutun. Körüklerin arasında ufak ufak taşlar kalıyormuş. Çamurlar kalıyor. Bunlar şimdi arabayı indirdiğinde bu sefer ne oluyor? Körük birbirine yapıştığı için zarar veriyor bu taşlar. Köre yırtılma falan filan. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir şey. Birkaç tane arkadaşım da oldu. Giderken
geçen eğri patlama olayı oldu. Yani neyse, katmayalım onu. Kötü bir şey yani, ama eğirden memnun muyum? Memnunum. Yani demek istiyorum ki sadece eğri yapmakla bitmiyor. Bunun yok, bakımı da sert yani. Kesinlikle. Muayeneden geçmez. Yani geçirebilecek arkadaş varsa helal olsun. Yani çok güzel bir tanıda olması lazım. Tabii her 2 senede bir, hani otomobil ruhsatlı, otomobil olanlar için söylüyorum, 2 senede bir muayenesi elinde malzemelerin varsa 500 bin lira bir masrafın oluyor. Muayeneden geçen bir daha takıyorsun dediğin gibi. Yani eğir bu. Eğir de sekme mekme yapıyor mu sizde abi? Eğir de sekme olayı. Korkan oluyor da bu konuda. He, eğir de sekme olayı şöyle söyleyeyim. Hani viraj tarzılarda. He, lastiğe de bağlı biraz. Şimdi jantına lastiğine de bağlı bu sekme olayı. Sekme yapıyor mu? Çok hafif yapıyor. Yani aralı yani normal bir coil gibi veya spor yay gibi değil. Hani tabii arabadan arabaya da değişir bu. Ben kendi aracım için söylüyorum. Ufak bir sekme yapıyor yani araba. Arabayı indirdiğinde özellikle. İndirdiğinde şimdi sonuç olarak hava akışı kesiliyor alttan. Bu sefer kendi arabanın yayı değil, orijinali değil, hiçbir şey değil. İlla ki sektiriyor arabayı. Yani sonuçta hava üstüne gidiyor. Havanın üstüne gidiyorsun. Bir nevi risk yani bir yandan da. Ama şimdi yani yeni teknolojiyle insanlar, hani bu air yapanlar çok profesyonel yapıyor. Yani. Artık yaylı sistemler, coil de koyuyorlarmış mesela. Coil artı körük olayı varmış. Onlar çok güzel. Kısmetse işte benim de öyle bir fikrim var. Bir dört bağımsız olarak bir de coil air. Abi genelde dört bağımsızı kimseye tavsiye etmiyorlar. Bilginiz var mı bu konuda? Bilmiyorum ama ben dört bağımsızı öneririm. Yani şöyle düşünün. Bir yere çektiğinizde arabayı, yani şey olarak, gösteriş olarak söyleyeyim ben. Yani arka sağı kaldırıp da ya güzel bir görüntüsü oluyor yani dört bağımsızın. Ha, farklı iyi yönleri var mıdır? İlla ki vardır. Hı. İyi yönleri. Şimdi kullanmadığım için pek yorum yapamayacağım. Birazdan da air sistemimizi görebilirsiniz. Bu aracı aldıktan sonra aileniz olsun, çevreniz olsun nasıl bir tepki aldınız? Vallahi o tepki şimdi bizim Çatalca'da böyle bir renk, böyle bir şey tek. Yani. Çatalca'nın Gökçeali mahallesindeyim ben. Yani orada ilk görenler zaten direkt arabanın önüne geçip bir fotoğraf çekiliyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ya ailem olarak mesela, ailem çok beğendi. Ailem de çok renk. Yani özellikle annem çok beğendi rengi. Ya model olarak güzel. Dıştan baktığında hani 2016-17 model arabaların, yani çoğu model olarak arabalar daha farklı 2007 model olmasına rağmen. Ya ufak dokunuşlarla çok güzel bir hale getirebiliyorsun yani. Hiçbir sıkıntı oldu mu trafikte, polislerde? Hiçbir sıkıntım olmadı bu zamana kadar. Şimdi Çatalca'daki polisler zaten tanıdığımız insanlar olduğu için, ama İstanbul'da da çok çevirdiler. Bir kere sadece air var mı arabada diye sordular. Hani var dedim. Yani baktı herhalde dedim tamam bağlayacak arabayı. Çünkü trafikten cezası var. Çok şükür o da bir şey yapmadı sağ olsun. Egzoza zaten hiç bak. Bakmıyorlar. Bilmiyorum herhalde olmadığını mı anlıyorlar? Ne yapıyorlar? Egzoz yok galiba. Egzoz yok arabada. Düşünmedin mi sağ ol? Egzoz düşündüm. Bundan önceki arabamda dediğim gibi bir hafta içerisinde 5 kere ceza yiyince insan yani böyle artık bıkıyor. Bir kere de egzoz, mesela egzoz koyarsın arabana, polis bir kere gördü mü seni takıyor. Bizim Çatalca küçük bir yer. Devamlı iç içeyiz polislerle. Yasak zaten. Evet. Gerek de yok. Bilmiyorum artık bu saatten sonra da pek bir hevesimiz de kalmadı egzoza. Sizce aracın dış görünüşü mü, motoru mu, iç dizaynı mı önemlidir? Benim için tabii dış görünüş de önemli elbet. Ama oynamak istersen, yani gerçekten ben bir miktar değil bayağı bir para dökeceğim dersen motor. Motor yani bir farkındalığın oluyor. Ne bileyim o haz, bir hız yapıyorsun. O hazzı sana veriyor. O gücü sana hissettirdiği zaman işler değişiyor. Ha, bununla oynadım mı? Bunu da oynamadım. Oynayacaktım. Yakın bir arkadaşımla beraber burada Sefaköy'de bir yer bulduk. Turbolayacaktık bunu. Yani yaklaşık yani 30-35 bin liraya mal olacaktı bize. Ondan sonra hani yapmayayım bir ikilemde kaldım. Bir de şimdi dediğim gibi düğün telaşımız var ya. Düğün telaşı var. Ona biraz masraf oluyor tabii. Yani şöyle söyleyeyim, bir birinci sıradaydı her zaman. İkinci sıraya ayırma zorunluluğumuz oldu. Artık bundan sonra da öyle gözüküyor gibi. Başka planlarınız var mı aracın üstünde abi? Başka planım var mı? Yani şu an için yok. Şu an için yok. Yalnız düğünden sonra kısmetse sürpriz olsun ya. Söylemeyeyim. O da sürpriz, sürpriz olsun. O zaman görüşelim. Aynen abi. Sohbet videomuz bu kadar. Birazdan da araç inceleme videomuza geçeceğiz.
Şimdi abimin aracın dışını sizlere detaylı olarak anlatacak. Sizdeyiz abi. Söyle, mikrofonu teslim edeyim. Teşekkür ederim kardeşim. Dışı olarak şöyle söyleyeyim. Plakalı özellikle kendim aldım. LED'li. Kendi ismim yazıyor zaten üzerinde. İsmim, soy ismim olarak. Altında tampon 2 var. Sisleri çakarlı sis. Kaputta bir tane kaput rüzgarlığımız var. Farları daha ellemedim far olarak. Orijinal makyajlı far zaten üzerindeki. Ön tarafta bu kadar. Şimdi yana gelirsek jantlar. GNC'nin yanlış hatırlamıyorsam 8.5-9.5 of set olarak. Önler 8.5. İçinde Brembo diskimiz var. Hava kanallı, delikli. Aynayı söyleyeyim. Aynada American Park sinyalini aynaya da verdik. Şimdi bir yıldız işareti var. O yıldız işaretini ben de çözemedim. O yıldız işaretini aldığımda vardı zaten. O yıldız işaretini çözemedim. Kötü yorum da alıyorum yıldız için. İyi yorum da alıyorum. Güzel durmuş veya. Maşpiyeller var yanda. Nikelaj var kapılarda. Üstü abi. Kendi orijinal rengi. Siyah. Araç zaten siyahtan mora dönme. Tavan hariç. Kapı işleri hariç. Arkalara gelirsek arka jantlar dediğim gibi 9.5 offset olması lazım. Bijonları renk olarak beğendiğim için taktım. Sivri bijon. Bir de şeyi sorayım. Arkada var, önde yok. Evet. Önde takmıştım. Öndekileri geri söktüm. Neden söktüm? Ne bileyim beni şimdi önden çekiş araba. Bazen patili kalkıyorsun arabayla. Hani bir sıkıntı olur diye. Arkaları sökmedim. Çok güzel duruyor arkalar. Bir de arkalar yere bastığında içeri döndüğü için lastikler tatlı bir görüntü veriyor yani arkaya. Arada komple cam filmi var galiba. Komple cam filmi var önlere arabada. Önlere dahil mi? Ön camda dahil. Ön camda çok ince var. Komple ilaçlı araba camları. Bu şekilde su tutmuyor zaten. Arkaya gelirsek arkada spoiler var. Yani en sevdiğim şey spoiler özellikle. Plaka lambaları çakarlı. Ayrıca arka plakada da yine ismim soy ismim yazıyor. Çift egzoz var. Alt difüzör var arkada. Ama arkası hani totoları görelim muhabbeti var ya. Yani gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor arkası. Bugünkü videomuz bu kadar. Güzel bir araç inceleme videosu oldu. Güzel bir sohbet videosu oldu. Buradan öncelikle abimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Her şey için çok teşekkür ediyorum abi. Rica ederim her zaman. İşten sıktınız, buralara geldiniz. Olsun, ben sizi yordum. Hakkınızı helal edin abi. Helal olsun, helal hoş olsun. Buradan selam göndermek istediğiniz var mı abi? Onu önce bir sorayım. Buradan selam özellikle Zübeyir Yavuz kardeşime, Yusuf Aktaş, Erkan. Ya bu arkadaşlarım da yani her gün beraber olduğum insanlar. Çocukluk arkadaşlarım devamlı. Birlikte gezdiğimiz, tozduğumuz insanlar. Yani benim kadar inan bana onlar da bu arabayı bilir. Değerini bilir yani. Hepsine çok selam gönderiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Videonun altına iyi veya kötü. Yani bir şekilde yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın. Hepsine tek tek ben de bakacağım. Tek tek takip edeceğim. Gerekirse yorum yapacağım. Hani ben de hepsinin arkasındayım. Hani bana deyin ki abi şunu veya dostum şunu nasıl yaptınız veya nasıl yaptırabilirim. Bu tarz şeyleri de direkt sorsunlar. Hepsine tek tek ben de cevap vereceğim yani. Sadece abimizin linkini alt tarafına bırakacağım. Hem videomuzda olacak hem açıklama kısmında olacak. Detaylı bilgi için hani aklınıza bize kalır. Abimize her türlü sorabilirsiniz. Hani kararlı 53 olarak geldim derse daha çok yardımcı olur. Aynen öyle. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ediyorum Allah sana. Allah razı olsun. Ertuğrul. Sen de çok uğraştın. Yalan değil yani devamlı. Bu emek beraber veriliyor abi. Eyvallah. Hani bir şeyler yapmaya çalıştık. Ya yani beğenirlerse arkadaşlar aynen. bizim de hoşumuza gider. Aynen. Öyle olur. Sizden isteğim hani videomuzu beğenip paylaşırsanız bizi çok mutlu ederiz. Ama önemli olan yorum yapın kanka. Gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde yapmanızı istiyorum. Her tane videoyu beğenmemişsen dislike de atabilirsin. Niye diyorum dislike atabilirsin. Beğeni dislike attığınız zaman ne kadar çok gelirse hani trendlere videomu sıkabilir. Ondan sizden gönlünüzden nasıl bir şey geliyorsa like atabilirsiniz dislike ama yorum yapın. Dediğim gibi bugün videomuz bu kadar. İnşallah videomuzu beğenirsin. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abi şeyi söylemeyi unuttum. 41 kere maşallah Allah'ım gözden Allah nazardan korusun. Amin amin. En önemlisi hepimizinkine, o. Hepimizinkine aynen öyle. Bugünkü videomuz bu kadar. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.